Arkadaşlar merhaba. Bugün 7 Haziran Cuma. Akşam yine Amerika yarışları var. Delaware ve Saratoga yarışları var. Saratoga'da festival haftası. Hafta sonunda şahane yarışları izleyeceğiz. 9 koşuyu aldı TJK. Birinci koşu 21.01'de. Birinci Altılgan yanda birinci koşuyla başlamış olacak. 1400 metre kum pistte 11 at birincilik mücadelesi verecek. Çok ön plana çıkan atlar yok bugün. Zorlu bir program. İki tekim olacak. Dördüncü koşuda ve dokuzuncu koşuda. Birinci koşuda iki ata yer verdim. Bunların ilki Antonio Gomez idaresindeki 9 numaralı Lucensi. AGF tablosunda favorisi 9. Benim de favorim. Yanına yazdığım safkanda Joe Rosario idaresindeki 10 numaralı Musical Maestro olacak. Son yarışını ölçü almıyorum. Bugün buranın sürprizini yapabilir. Ayrıca burada 3 numaralı Can't Beat the Rock, Krakow ekürüsünün safkanı. Ona da canı gönülden başarılar diliyorum. Bugün başka atları da var. Antrenör ettiği at da var. Mertkan Kan Tanımacı'nın. Hepsi için ayrıca başarılar diliyorum. Ve ikinci koşuya geçtiğimizde 1100 metre çim pistte şartlı koşu. Burada en az 4 at yarıştan çıkacak arkadaşlar. Burada da 2, 4, 6 at değerlendirmeme yazdım. Sürpriz sonuç çıkabilecek koşulardan biri. Önceliğim 10 numaralı Mish Heavis Angel Freven Pratt'la benim favorim. 3 kez koştu, 2 birincilik çıkardı. Intomissif'in kaç liraydı? 600 bin dolarlık temsilcisi 10 numara. 1200 ve 1600 çimde koştu. 1200'ü 1.07 27 ile kazanmıştı. İyi bir derece. Bugün için de kazanmaya yakın. Kötü koşarsa 2 numaralı Script, sonra 3 numaralı Clear the Air, Tyler Gaffalion idaresinde. Son iki koşusunu bu mesafede koştu ve iyi koştu 3 numara. 6 numaralı Bring Me Cheek sürprize öneriyorum. Sonra 8 numaralı Larks Mischief yine sürprize önereceğim bir safkan. Son olarak da 222 gün arası olsa da Manuel Franco idaresindeki 12 numaralı Sembe'yi diyeceğim. 10 numara biraz önde 2, 3, 6, 8 ve 12 şanslı gördüğüm diğer atlar. Üçüncü koşu yedili plasenin de ilk ayağı 1600 metre çim pisti opsiyonel satış koşusu. Burada satışa çıkan bir at da ben görmedim. Yedeklerde vardı 15 ve 16 numaralı atlar. 80 bin dolara satışta ama yedekte muhtemelen onlar da koşamayacak. 13, 14, 15, 16 yukarıdan at çıkmaz ise koşamayacaklar. Burada koşarsa tabii 10 numaralı 14 numaralı özür dilerim Top Gunner 1 milyonluk bir safkan 3 kez koştu. Koşarsa Top Gunner tek yazılabilir Freven Pratt'la. Dediğim gibi yedekte muhtemelen çıkacaktır. Çıkacak olursa işler karışacak. 2 atla geçmeye çalışacağım. 6 numaralı Spirit Prince Joe Rosario ile önceliğim, sonra da 3 numaralı Hunt Ball Junior Alvarado ile Godolphin safkanı çim pistte daha iyi koşacaktır. 6 ve 3 geçmeye çalışacağım. Burada notlarıma yazdığım başka atlar da var. 4, 7, 9. Bunlar da notlarımda var. Bahis için veya yeri olanlar için değerlendirilebilir. Dediğim gibi 14 koşarsa tek. Dördüncü koşuyla da ikinci Altılganyan başlayacak saat 22.46'da 1200 metre kum pistte dişleri ait şartlı koşu 11 safkan yarışa kayıtlı. Burada benim de tekim AGF tablosunun favorisi Ayrıt Ortiz dairesindeki 4 numaralı Maniz Gold olacak. Dün gerçi biraz sakatlık geçirdi, at binmedi ikinci üçüncü koşudan sonra Ayrıt ama bugün herhalde at biner. Şu anda kesin bir bilgi yok. Yarışlarına baktığımızda ilk 3 yarışını uzak ara kazandı. Sonra grup 2, grup 1 ve grup 1 koştu yine. 2, 4, 3 yaptı. Tek sıkıntı tabii gördüğünüz üzere 308 gün arası var ama bu üst düzey atlar, ekürüler uzun aralar çok da önemli değil. Bazı atlar için de iyi oluyor nefes yönünden hiç zorlanmadan. Dinçlik yarış yapabiliyor. Bugün içinde 4 numaranın öyle yapacağını düşünüyorum.
Dördüncü koşuda 4 numara için tek diyorum. Beşinci koşu 1300 metre kum pisti. Buradan da bir at çıkacak muhtemelen ekürilerden 13 olabilir. Ki ekürüler oldukça iyi bir performans sergiledi şu ana kadar. Bir numara özellikle General Partner. Son iki yarışı grup bir yarıştı. 2 ve 6.lıkta kaldı. Uzun bir arası var. Geçen sezondan beri koşmuyor. Klarević ekürüsünün tayları 1 ve 13. Önceliğim 1 tabii. Sonra 6 numaralı El Capi. O da bir kez koştu ama şahane bir performans sergiledi. Akyadak'ta 1400'ü 1.21.99 yaparak 9-10 boy farkla kazandı. Zaten handikapörler de 103 handikap verdi. Onun da arası var. Geçen sezondan beri koşmuyor. Sonra 12 numaralı Jefferson Street Junior Alvarado'yla şablonuma yazdığım diğer bir safkan. Son olarak da 3 numaralı Kanşan Bridge. O da Kantarmaca ekürüsünün safkanı. 70 gün arası var. Fena bir performans sergilemedi. Lindrise'dan satın aldılar Krakow ekürüsü. İyi bir ekürüden aldı. Bugün için buranın sürprizini yapabilir. Canı gönülden başarılar tabii ki Kantarmaca ekürüsüne. 5. koşuda şans verdiğim atlar 1, 6, 12 ve 3 oldu. 6. koşuyla 1. altılı ganyan sona eriyor. Dişilerin koşacağı grup 2 koşu 1100 metre çim pistte. 10 kısrak birincilik mücadelesi verecek. Dördünü değerlendirmemi aldım. İlki Ayrit Ortiz dairesindeki 6 numaralı Rose for Debra. Şahane bir performans sergiledi şu ana kadar. 12'de 8'i var. Son yarışlar hep grup yarış. Ve İrat Ortiz de koştu. Bu pist ve mesafede de 2'de 2 yapmış bir safkan. 6 numara. Rakipleri 9 numaralı Spice Buck Manuel Franco ile bu sene iyi bir başlangıç yaptı. Beyaz bayrak ayna kazandı. Spicy Buck 1200'ü 1.08.35 yaparak kazanmıştı. Bugün için bu rakipleri biraz zorlu olsa da yine dediğim gibi sürpriz yapabilir. Sonra 2 numaralı Kayuf Maker, onu da sürprize öneriyorum. Bu pist ve mesafede iyi dereceleri var. 1.01.02 ile kazanmıştı bir önceki koşusunu ama zaten geçen sezondan beri koşmuyor. Sürpriz yapabilir 2. Son olarak da 10 numaralı Love's Rings diyeceğim. Zaten son yarışında buradaki rakibi 6 numaralı Rose for Debra'ya geçilmişti. Biraz yol bulma sorunu olmuştu. Ve arası da vardı. Gerçi altının da arası vardı. 6-10 bitmişti son yarıştı. Bugünkü sıralamam 6. koşuda 6, 9, 2 ve 10. 7. koşu da dişilerin koşacağı grup koşu. Grup 1 koşu 1600 metre çim pistte. 7 kısra izleyeceğiz. 4 ve 7 ekürü olarak yarışa katılıyor ve 5 numaraya baktığımızda bir Mertkan Kantarmacı antrenörlüğündeki bir safkan grup 1 yarışta görmek çok sevindirici, çok güzel bir şey. Kendi adıma en azından. Performansına baktığımda da yaklaşık 24 yarışta yaklaşık 800 bin dolar kazanca ulaşmış bir safkan 5 numara. Yazmıyordum ama yani iki at bıraktım dışarıda, onları da yazıp burayı haş yaptım. Sıralamam şöyle olacak. 7. koşuda 3 numaralı Gina Romantica önceliğim. Son yarışında buradaki rakibi 2 numaraya geçilmiş olsa da, ki 2 numara da ilginçtir. 2 numara 1775 dolarlık bir at. 1775 dolar. 18 yarış koştu. 4 birincilik, 5 ikincilik, 2 de plase karşılığında yaklaşık 500 bin doların üstünde bir kazanca ulaştı 2 numara. Dolayısıyla hani onu 2 ile 5'i yazmıyordum ama dediğim gibi son yarışında zaten kazandı. Şahane bir beklenmedik bir performans sergiledi. 3'ten sonra 4 numaralı Kopi, Ekürüler 3'ün ilk rakibi. Sonra 1 numaralı Mission of Joy. 6 numaralı Chili Flag. 5 ve 2 deyip de 7. koşuyu kapatmış olduk arkadaşlar.
8. koşu yine dişilerin koşacağı grup 1 koşu 1900 metre çim pistte 13 kısırak yarışa kayıtlı en az bir at çıkacak buradan. Çıkmaz ise benim favorim 13 numaralı Supranzki benim favorim olacak. Yedekte çıkma ihtimali var. Çıkmazsa muhakkak yani koşarsa muhakkak yazalım Repolokürsün safkanı. Buradaki zaten birçok atlar birbirleriyle koştular, geçildiler, geçtiler. Bugün iyi olan formunda olan bugün kazanacak ki 13 numara sürekli ikincilik ve yedincilik yaptı ama hep yakın ara. Dolayısıyla bugün için şanssızlığını kırabilir. Favorim 13. Sonra 5 numaralı American Sonya Dettori ile ikinci tercihimde öneriyorum. 10 numaralı Warlike Goddess şahane bir performans sergilemiş bir safkan. 18 yarışta 11 birinciliği var ve 2,5 milyon doların üstünde kazanca ulaştı. Warlike Goddess. Çim pist olduğu için ben favori olarak önermedim. Sonra 6 numaralı Fiv Rover Haver Castellano ile yine şans olacaktır Avrupa orijinli 6 numara. 971.700 dolarlık bir at 6 yaşına geldi şu ana kadar 1 milyon 286 bin dolar kazanca ulaştı 6 numara. Bunları biraz ön planda tutuyorum. 13, 5, 10 ve 6'yı küçük kuponlar için yeterli de olabilir. 1 numaralı McCulloch tabii ki ekürü avantajıyla ki Klarovic ekürüsü yine. Sonra 3 numaralı Dida ve 2 numaralı English Rose. Bunları da şablonuma yazdım. Yazabilenlere de öneriyorum. 8. koşuda 13, 5, 10, 6, 1, 3, 2 sıralamam oldu. Son koşu 01.40'da başlayacak. Yine dişilerin koşacağı grup 1 koşu 1800 metre kum pistte. Acorn Stakes 9 tayı izleyeceğiz. Tek olarak önereceğim tay da 5'te 4 yapmış olan 9 numaralı Torpedo Anna olacak. Fast Anna'nın temsilcisi. Tüm yarışlarını bugünkü jokeyi ile koştu. Yani atı çok iyi tanıyor. Sonra baktığımda son yarışını bu mesafede 4 ve 7'nin önünde kazandı. Yaklaşık 1 milyon 430 bin dolar da kazanca ulaştı 5 yarışta. Bugün için de kazanacağını düşünüyorum. 9. koşuda 9 numaralı Torpedo Anna için tek deyip bitiriyorum arkadaşlar. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.